Değerli dostlar, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Bugün aramızda tüm Emekli Sen Genel Başkanı Salman Hür kardeş, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve şube başkanları bizlerle. Askerliğini yaparken şüpheli şekilde ölenlerin yakınlarının kurduğu Şüpheli Ölümler ve Mağdurlar Derneği de aramızda. Hoş geldiniz. Evet, aramızda Kocaeli, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ il ve ilçe örgütlerimiz var. Hoş geldiniz. Bugün tüm il başkanlarımız, il eş başkanlarımız da aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, yarın Ezidilerin kutsal bayramları olan Çarşema Sor kutlanacak. Çarşema Sor'un Ezidi halkı için yaraların sarılmasına, Şengal'in yeniden inşası için göç yollarına düşen binlerce Ezidi'nin de topraklarına dönmesine vesile olmasını diliyoruz. Değerli dostlar, 16 Nisan referandumunun üzerinden bir yıl geçti. Evet çıkarsa şehit cenazesi gelmeyecek dediklerinden beri 518 asker hayatını kaybetti. Evet çıkarsa işsizlik bitecek dediler. Bugün Türkiye'de 5.384.000 işsiz var. Ekonomi uçacak dediler. Uçmadı. Her gün zam geldi. Her gün vergiler arttı. Yalnızca bir yıl içinde dolar 3.65 liradan 4.08 liraya, euro 3.88'den 5.6'ya, benzin 5.38'den 6.09'a, motorin 4.62'den 5.57'ye çıktı. Evet, Türkiye'de son bir yılda böyle değişiklikler oldu. Ama değişmeyen tek bir şey var dostlar. O da sizlerin kararlılığınız, eşit, özgürce bir yaşam için mücadele azminiz. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Eş Genel Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin değerli il ve ilçe eş başkanları ve yönetici arkadaşlarım, basının değerli emekçileri ve grup toplantımızı izlemeye gelen tüm misafirler, konuklar. Hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Sert Sevan, Sert Cavan Hatun. Çok değerli arkadaşlar, çok değerli misafirler, bildiğiniz gibi Halkların Demokratik Partisi olarak bir grup milletvekili arkadaşımla birlikte Güney Kürdistan Federal Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdik geçen hafta. Ve bu ziyaretimizde Federal Kürdistan Başkanı Sayın Mesut Barzani ve Bölgesel Yönetim Başbakanı Sayın Neçirvan Barzani başta olmak üzere oradaki Kürdistani partiler ve sivil toplum örgütleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu yaptığımız ziyaretin çok önemli bir ziyaret olduğunu özellikle belirtmek isterim. Özellikle son dönemlerde Kürt halkına yapılan zulüm, Kürt halkının tasfiye edilmesine çalışıldığı bir dönemde, Kürt halkının siyasetin dışına atılmaya çalışıldığı bir dönemde bu ziyaretimizin oldukça önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ve yaptığımız her görüşmede, yaptığımız her ziyarette
bizi karşılayanlar, bizimle görüşenler, Kürt halkının birlik ve beraberliğinin bu dönem açısından tarihsel olarak ve dönemsel olarak anlam ve önemine dikkat çektiler. Bizler de yaptığımız ziyaretin elbette ki bu amaçla yapıldığını kendilerine söyledik. Bu dönemde Kürtlerin birlik ve beraberliğine ne kadar ihtiyaç duyulan bir dönem olduğunu ve tarihsel olarak artık Kürtlerin her türlü zulüm karşısında, her türlü katliam karşısında ortak bir tutum alması gerektiğini, sözünü söylemesi gerektiğini bizler de belirttik. Ben umut ediyor ve diliyorum ki bundan sonra Kürt halkına yapılacak olan en ufak bir müdahalede, Kürt halkına yapılacak olan zulümler karşısında, katliamlar karşısında Kürtler birlik ve beraberliğini ortaya koyacak ve ortak bir tutum alacak, birlikte söz söyleyecekler. Bu anlamda Güney Kürdistan bölgesine yaptığımız ziyarette bizleri karşılayanlar, bizlere ilgi ve alaka gösterenlere misafirperverliklerinden dolayı çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ve böylesi bir sürecin anlamını ifade ederek Kürtlerin geleceğine dair görüşmelerin mutlaka devam etmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü Kürt halkı bugün Orta Doğu'da tarihiyle, kültürüyle, mücadelesiyle önemli bir stratejik güçtür değerli arkadaşlar. Ve Kürtlerin iradesini tanımadan ve bu iradeyi anlamadan ve Kürt halkına yapılacak olan zulümden ve haksızlıktan dolayı bir araya gelemeyen Kürtler en azından bu dönem açısından stratejik olarak güç birliği içerisinde olmalıdır. Çünkü Kerkük'le başlayan, Afrin'le devam eden tehlikeler karşısında bu risk ve tehlikelerin özellikle devam edeceğini hepimizin bilmesi ve anlaması gerekiyor. Dolayısıyla Kürt halkının kendi arasındaki ulusal birliği de tarihsel bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle bir kez daha yaptığımız ziyarette görüştüğümüz her siyasi partiye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, risklerden ve tehlikelerden bahsettik ve Suriye bu risklerin devam ettiği yerlerden birisidir. Özellikle bugün Afrin ve Suriye konusunda savaş ve işgal politikalarının çözüm olmadığını ifade etmemize rağmen Suriye'de ve Afrin'de savaş politikalarıyla çözümler aranmaya çalışılıyor. Ve haklılığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çünkü Suriye üzerinde Amerika ve Rusya kendi arasındaki gerilimlikleri AKP'nin de sözcülüğünü yaptığı bir dönemde ortaya koymaktadır. Savaşa karşı çıkanları vatan haini olarak ilan ederken kendileri her ne hikmetse birden savaş karşıtlığına soyunmuşlardır. Oysa uluslararası güçlerin, egemen güçlerin kendi arasındaki çıkar ilişkileri doğrultusunda Suriye'ye yapmış oldukları müdahale, Suriye'ye başlatmış oldukları savaş politikası, başta Orta Doğu olmak üzere Türkiye açısından da istikrarsızlığın bir göstergesi olacaktır. Biz elbette ki Suriye'ye yapılan tüm müdahaleler karşısında sorunların savaşla değil barışla çözülebileceğine olan inancımızı her zaman ifade ettik. Bugün de aynı noktada olduğumuzu belirtmek istiyoruz. En son Amerika ve İngiltere, Fransa'nın birlikte Suriye topraklarına başlatmış oldukları füzelerle birlikte, atmış oldukları bombalarla birlikte orada etkilenen, zarar gören Suriye halklarıdır diyoruz. Bugün yine bu noktada olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü oraya atılan her bir bombanın, açılan her bir savaşın
atılan her bir füzenin Suriye topraklarında yaşayan halkların iradesine atılmış bir bomba olarak görüyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu çıkmazdan vazgeçilmesi gerektiğini ve Suriye'de demokratik bir yaşama esas alacak bir şekilde bir masa etrafında toplanarak siyasi çözümleri ortaya koymak ve bu bağlamda bir çözüm aramak gerekmektedir. 2011 yılından bu yana Suriye'de dış müdahaleler devam ederken orada yaşanan iç savaş bugün artık devletler arası bir çıkar savaşına dönüşmüştür. Ve bunda Türkiye'de ortak bir tavır sergileyerek atılan her bir bombanın, atılan her bir füzenin arkasında durmuştur. Biz kimyasal silahların elbette ki kullanılmasından yana değiliz. Ve bunun bir insanlık suçu olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Ancak kimyasal silahları bombalarla değil, kimyasal silahları bağımsız heyetlerin oluşturulacağı bir heyetle birlikte ortaya çıkarmak ve bu silahları kullananları yargı önüne çıkarmak, onları cezalandırmaktır çözüm. Yoksa atılan bombalar ve füzeler Suriye halklarının topraklarına, Suriye halklarının orada yaşayan halkına ve orada yaşayan insanların yüreğine atıldığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Suriye Savaşı'nın derinleşmesinde son derece olumsuz bir rol oynayan ve çözümü değil, çözümsüzlüğü büyüterek derinleştiren AKP-MHP koalisyonu izlediği yayılımcı ve saldırgan politikalarını derhal terk etmelidir. Suriye'deki işgal girişimlerini sonlandırmalıdır. Çünkü değerli arkadaşlar, Kürtlerin olmadığı, Kürtlerin muhatap alınmadığı hiçbir yerde siyasi çözümler gelişmeyecektir. Suriye'de Kürtlersiz, Türkiye'de Kürtlersiz, İran'da Kürtlersiz, Irak'ta Kürtlersiz başlatılacak olan her girişim sonuçsuz kalacaktır. Ve hiçbir adım ne yazık ki amacına ulaşmayacaktır. Bu dört saydığımız ülkelerin dışında ayrıca Avrupa Birliği'nin de buna dikkat etmesi gerektiğini ve çözüm politikalarını Kürtleri muhatap alarak, Kürt halkının iradesini tanıyarak esas almak durumundadırlar. Yoksa bir halkın katliamları üzerinden bir halkın yaşadığı topraklara savaş ve işgal başlatarak o ülkelerde siyasi çözümlerden bahsetmek çok zordur değerli arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖSO'yu kastederek ifade ettiği ve ÖSO'nun oradaki girişimini kastederek ifade ettiği, onlar teröristlere karşı, Allahsızlara, inancı olmayanlara karşı savaşıyor diye bir söz kullandı değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman olan bir ülkenin kendisine Müslümanım diyen bir cumhurbaşkanının Afrin halkına Allahsız demesini, Afrin halkına inançsız demesini buradan şiddetle eleştiriyoruz ve kınıyoruz. Müslüman olan bir ülkenin cumhurbaşkanı eğer Allah'a inanıyorsa savaştan yana olmaz. Allah'a inanan hiç kimse insanların ölümünden yana olmaz. Ve her gün şu kadar insan öldü, bu kadar insan öldü derken ve sayılar vererek 3500'dü, inşallah yarın 4000 olacak, 5000 olacak derken insan ölümleri üzerinden siyaset yapan bir ülkenin başbakanının Allah'a olan inancını elbette ki sorgularız. Ve onları Türkiye halklarının ve Kürt halkının vicdanına havale ettiğimizi buradan ifade ediyoruz. Hiç kimse Kürt halkının inancından ve Müslümanlığından şüphe duymasın. En çok Allah'a inanan
en çok Allah'a güvenen bir halktır Kürt halkı. Ve bunun üzerinden siyaset yapmak, bir halkı inançsız olarak göstermek, bir halkı Allah'a olan inancını sorgulayarak siyaset yapmak, Müslüman olan bir ülkenin başbakanına asla yakışmayacak bir sözdür. Buradan bir kez daha Cumhurbaşkanı'nı bu sözlerinden dolayı kınadığımızı ve şiddetle eleştirdiğimizi de belirtmek isteriz. Değerli arkadaşlar, dün biliyorsunuz 16 Nisan referandumun yıl dönümüydü. Ve dün meşru ve hukuki olmayan bir seçim döneminin, bir seçim sürecinin yıl dönümüydü. Eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin rehin olarak cezaevinde tutulduğu bir dönemde referandum gerçekleştirildi. Belediye eş başkanlarımızın cezaevlerinde rehin olarak tutulduğu bir dönemde referandum yapıldı. Ve yine özellikle il ve ilçe örgütlerimize yoğun baskıların, gözaltı furyalarının gerçekleştiği bir dönemde referandum gerçekleşti. Ve buna rağmen değerli arkadaşlar, çıkan oylar hayır yönündeydi. Ancak YSK darbesiyle sonuçları değiştirenler, 1,5 milyon geçersiz oyu geçerli sayanlar ve 7 Haziran siyasi darbesini gerçekleştirenler, 4 Kasım yargı darbesini gerçekleştirenler, 16 Nisan'da da YSK darbesini gerçekleştirmişlerdir. Referandumun sonuçları meşru olmadığı gibi AKP'nin aslında o gün kaybettiğinin de bir göstergesiydi. AKP'nin o gün kaybettiğinin göstergesi olarak iki tane önemli göstergeyi sizlerle paylaşmak isterim. AKP-MHP koalisyonu bunun bir göstergesidir. Çünkü AKP o gün gerçekten kazanmış olsaydı, bugün MHP ile koalisyon yapmaya ihtiyaç duymayacaktı. Ve bu onların kaybettiklerinin bir göstergesidir. Yine ikinci meşru olmadığını gösteren gelişme ise meclisten bir gecede geçirilen ittifak yasasıdır. Bu yasa sandığı ele geçirme operasyonu olarak da bilinmelidir değerli arkadaşlar. Mühürsüz oyları yasal hale getirdiler ve böylece minareye kılıfı uydurdular. AKP Genel Başkanı o gece atı alan Üsküdar'ı geçti demişti. Meğer atı da çalmışlar. İttifak yasası atı çalma yasasıdır değerli arkadaşlar. Referandumda AKP hükümetinin verdiği sözleri özellikle hatırlatmak isteriz. Kalıcı siyasi bir istikrardan bahsettiler ve bugün Türkiye'nin istikrarsızlığı dibini yaşıyor hepimizin gördüğü gibi ve istikrar deyip MHP ile koalisyon gerçekleştirdiler. Güçlü yasama dediler, meclisin iradesini tanımadılar ve sildiler. Milletvekillerinin cezaevinde rehin olarak tuttular ve muhalefeti yok saydılar. 5 dakikalık konuşma sürelerine kadar varacak olan bir engelleme ile genel kurulda karşı karşıya kaldı arkadaşlarımız. Konuşma süreleri 20 dakika olan araştırma önergelerinde AKP'nin vermiş olduğu bir önerge ile birlikte konuşma sürelerini 5 dakikaya indirecek kadar ne yazık ki bir tahammülsüzlük içerisine girdiler. Ve burada milletvekillerimizin, muhalefetin sesini kesme yönünde yapmış oldukları bu girişime Halkların Demokratik Partisi olarak milletvekillerimiz büyük bir çaba gösterdi, karşı çıktılar, kabul etmediler. Meclis Başkan Vekilimiz Mithat Sancar arkadaşımız da onların önergesini kabul etmedi ve İsmail Kahraman onun yerine kayyum olarak atanmak zorunda kaldı değerli arkadaşlar. Güvenli ve huzurlu bir Türkiye dediler ama ne yazık ki bu ülkede ne güven kaldı ne de huzur kaldı.
huzurlu tek bir insanın olmadığı bir Türkiye yarattılar. Tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlar, çeteler, her gün oluk oluk kan akıtacağız diyenler, bunlar sokaklarda dolaşırken, yargılanmazken HDP'li milletvekilleri, HDP'li belediye eş başkanları yargılanıyorlar bugün. Ne yazık ki. İşte bu özellikle AKP'nin Türkiye'deki yargı sistemine müdahale ettiğinin de bir göstergesidir. Bunlar üniversitelere kadar müdahale etme yoluna girdiler. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak yapmış oldukları bir gösteriye bir terör örgütü olarak bakmaları ve öğrencileri gözaltına alıp cezaevine koymaları bunların müdahalelerinin üniversitelere kadar yayıldığının bir göstergesidir. Ve bunlar şimdi her yerde silah ve mermi dağıtmaya başladılar. Eskiden makarna dağıtıyorlardı, eskiden kömür dağıtıyorlardı. Ben Iğdır'daydım, Iğdır milletvekiliydim. Iğdır'da bütün köylere makarna giderdi, kömür giderdi. Ama Iğdır halkı bu makarnayı, bu kömürü asla kabul etmezdi. Hiçbir Kürt halkı kendi iradesini kömüre ve makarnaya satmazdı. Ama buna rağmen bunu yaparlardı. Şimdi başka bir yol ve yöntem buldular. Silah dağıtıyorlar, mermi dağıtıyorlar, insanların eline silah veriyorlar. Bu da AKP ve MHP koalisyonunun gelmiş olduğu ve Türkiye'yi getirmiş olduğu bir nokta olarak görülmelidir değerli arkadaşlar. Bölgesel barışa katkı sunacağız dediler OHAL süreci, referandum sürecinde ve özellikle Kürtlerin ekmeğini keseceğiz dediler. Federal Kürdistan bölgesine bir tehdit savurdular, ekmeğinizi keseriz dediler. Hevler ve Süleymaniye uçuşlarını iptal ettiler. Bugün Hevler Havaalanı tekrar uçuşlara açıldı ama hala Süleymaniye Havaalanı uçuşlara kapalı. Suriye'de yaşayan, İran'da, Irak'ta yaşayan halklarımız sizin Kürtlere yaklaşımınızı biliyor. Ve Güney Kürdistan'da özellikle Süleymaniye Havaalanı'nın kapalı oluşu da oradaki Kürtler arasında sizin Kürtlere yaklaşımınız olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bölgesel barış yerine nerede barış varsa orada barışı bozmaya çalıştılar. Çünkü önlerine koymuş oldukları tek şey vardı, savaştı, savaş politikalarıydı. Birleşik uzlaşma dediler ve kendilerinden olmayan herkesi düşman ve vatan haini ilan ettiler. Ekonomik istikrar dediler. İşsiz bir işçi meclisin önünde kendisini yakarken onlar seçimleri nasıl kazanabiliriz bunların hesabını yaptılar. Ve dolar bugün 4000'in üzerinde. Afrin'e savaş başlatmadan önce, Afrin'e işgal başlatmadan önce 3.50 olan, 3.70 olan dolar onların savaş politikalarıyla birlikte 4'ün üzerine çıkmış bulunmakta. Yine taşerona kadro dediler. Bugün binlerce işçi güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkartıldı ve sadece kendi yandaşlarını oralara aldılar, işçileri de kandırdılar. Bağımsız yargı dediler ve bağımsız yargının bugün ne halde olduğunu birçok örnekle verebiliriz değerli arkadaşlar. Hakimler, savcılar AKP-MHP koalisyonu önünde düğmelerini iliklediler ve HDP'yi özellikle demokratik siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Tweet atan cezaevinde 78 yaşındaki Sise Ana, yine çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmen bebeğiyle 20 Nisan'da cezaevine girecek. Oysa hırsızlık yapanlar, yolsuzluk yapanlar, tecavüz edenler, katliamlar gerçekleştirenler, faili meçhul cinayet işleyenler ve zırhlı araçlarla çocukları öldüren polisler, oluk oluk kan akacak diyenler dışarıda, barış isteyenler,
bu ülke demokratikleşsin diyenler, bu ülkeye özgürlükler gelsin diyenler ne yazık ki cezaevinde ve rehin olarak tutulmaktalar. Yine söyledikleri güçlü ülke. Fakat bugün Türkiye'yi Suriye'nin silah tüccarının esiri haline getirdiler. Güçlü Türkiye böyle bir Türkiye mi olur? Suriye'nin silah tüccarı haline gelen bir ülkenin güçlü bir ülke olma vaadi olabilir mi? Tek bir sözlerini tuttular bunlar değerli arkadaşlar. O hali uzatacağız dediler, hala uzatmaya devam ediyorlar. Evet, gerçekten bir tek sözlerini tuttular. Diğer sözlerinin hiçbirini tutmadılar. Sadece o hali uzatacağız dediler. Bugün de uzatmaya devam ediyorlar. Yarın genel kurula gelecek olan o hal 7. kez uzatılacak ve bunda elbette ki AKP'nin gücü var, sayısı var. Meclis açısından söylüyorum gücünü. Türkiye'de gücünü kaybetti çünkü. Mecliste milletvekili sayısı olarak bir gücü var. Burada istedikleri yasaları, istedikleri kanunları, istedikleri tasarıyı oylarıyla, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla çıkarıyorlar. Büyük bir ihtimal yarın OHAL kanununu da genel kuruldan geçirmeye çalışacaklar. Ancak HDP olarak yarın genel kurulda OHAL'in uzatılmaması için arkadaşlarımız her türlü muhalefeti yapacak, her türlü mücadeleyi yapacak ve bu ülkenin artık o halden kurtulması için önemli bir muhalefet yapacağının da ifadesini vermek isterim. Şimdi AKP'li bir bakan seçim savaşına hazırlanın diye bir çağrı yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bay Damat. Seçimlere hazırlanın dedi ve Bay Damat'ın muhtemelen olası bir seçimde halkın iradesine, halkın sandık başında kullanacağı oylara müdahale edileceğinin bir sinyalini verdi. Ve bir saat önce burada konuşma yapan Sayın Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta bir erken seçim yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade eden sözlerine tanıklık ettik. Ben iki hafta önce burada bu kürsüde ne demiştim? AKP-MHP koalisyonu 2019'u bekleyemez demiştim. Ve bugün Bahçeli'nin yaptığı açıklamada kendi bir açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli bağımsız olarak bu sözü söylememiştir. Devlet Bahçeli Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklamaz, açıklayamaz. Erdoğan seçimler zamanında yapılacak diyordu. Tükürdüğünü yalamak istemiyor ve bütün kendisinin yapmak istemediği şeyleri, söylemek istemediği şeyleri kankası olan Devlet Bahçeli'ye yaptırıyor ve söylüyor. Bugün yine buna tanıklık ettik. Devlet Bahçeli bir erken seçimden bahsetti. Peki OHAL süreci devam ederken bir seçim sürecini bu ülke nasıl kaldıracak? Çıkardığınız antidemokratik yasalar, seçim yasaları varken bu ülke demokratik bir şekilde nasıl seçime gidecek? Ancak bir karar aldıysanız bu kararda da Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. İşte il eş başkanlarım burada. Bütün il eş başkanlarıma çağrı yapıyorum. Yapılacak olan erken seçimlere herkes hazırlıklı olsun. Ve demokrasi güçlerine çağrı yapıyorum. Kadınlara çağrı yapıyorum. Sol ve sosyalist kesimlere çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi def etmenin, bu ülkede AKP'yi iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir diyoruz değerli arkadaşlar. Seçim sürecinden bahsederken cezaevinde olan milletvekili arkadaşlarımdan ve belediye eş başkanlarımdan bir kez daha bahsetmek isterim. Geçen hafta milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz Sayın Demirtaş'ın davası vardı ve
Bu bir hukuk rezaletiydi gerçekten. FETÖ'cü hakimlerin, savcıların, polislerin birlikte kumpas olarak hazırladığı dosyalar üzerinden yargılamaların yapıldığı bir sürece bir kez daha tanıklık ettik. Özellikle Meclis Darbesi Araştırma Komisyonu raporunda FETÖ'cü hakimler ve savcılar için kumpas kurdular ifadesinin olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi o kumpasçı hakimler ve savcılar hazırlamış oldukları dosyalarla milletvekillerimizi, belediye eş başkanlarımızı yargılıyorlar, yargılamaya çalışıyorlar. Sevgili Demirtaş'ın yapmış olduğu savunmalar hukuk derslerinde okutulacak olan ve bir tarih olarak aslında Türkiye'nin tarihine önemli katkıları olacağı bu savunmaları hiçbir basının görmediğini, hiç kimsenin izlemediğini de biliyoruz. Çünkü orada Demirtaş yargılanmıyor. Orada Demirtaş AKP hükümetini yargılıyor aslında. O kumpaslar AKP ve FETÖ'cü polislerin, hakimlerin, savcıların hazırladığı kumpasları eğer gücünüz yetiyorsa FETÖ'yü içimizden temizledik diyorsunuz ya hani. Artık FETÖ METÖ yok diyorsunuz. Hepsini içimizden temizledik diyorsunuz. Ancak onların hazırladığı dosyalarla şu anda milletvekillerimiz karşı karşıya. Madem temizlediniz, o dosyaları neden bertaraf etmiyorsunuz? Neden milletvekillerimizin hala cezaevlerinde o dosyalarla karşı karşıya kalmasına olanak sağlıyorsunuz? Sevgili Demirtaş, yaptığı savunmada ben cezaevinde ölürsem tabutumu yatay değil dik çıkarım demişti. Buradan sevgili Demirtaş'a ve diğer milletvekili arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Siz oraya girerken başınız dik girdiniz. Siz oraya girerken AKP'ye boyun eğmediniz. Oradan çıkarken de dik çıkacaksınız, boyunuzu eğmeden çıkacaksınız, siz saz çalacaksınız, halkımız kapının önünde halaylar çekecek. Bizler sizi öyle karşılayacağız. Esas içeriye girmesi gerekenler, esas yargılanması gerekenler, esas bugün hesap vermesi gerekenler sizin yerinize, o cezaevlerine girecek. Dünya devrandır, bu böyle gitmeyecek. AKP hükümeti, AKP-MHP koalisyonu bugün işlediği suçların cezasını çekecek ve hesabını verecekler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın değerli arkadaşlar. Ve sadece sevgili Selahattin Demirtaş değil, sevgili Figen Yüksekdağ geçen hafta 6 ay ceza aldı. Kadın mücadelesi yürüten, kadınlara öncülük eden, kadın özgürlük mücadelesini veren bir arkadaşımıza her ay yeni bir ceza veriliyor. Ve dün AKP sözcüsü Mahir Ünal, Sayın Figen Yüksekdağ'ı CHP'nin çıkardığı bir aday olarak ifşa etti. CHP, Figen Yüksekdağ'ı eş genel başkan olarak Türkiye'nin önüne koymuş dedi. CHP ile ne alakası var? Figen Yüksekdağ bizim onurumuzdur, onurumuz. Figen Yüksekdağ bizim vekilimizdir. Figen Yüksekdağ bizim çıkardığımız bir adaydı. Van halkının iradesiydi. Bugün de kadınların yanında durduğu, kadınların irademdir olarak kendisine yol olarak gördüğü bir kadın siyasetçidir. Hiç kimsenin bu konu üzerinden söz söylemeye hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Yine İdris Baluken arkadaşımız, barış sürecinde bu ülkenin barışı için, bu ülkenin demokrasisi için 3 yıl boyunca çaba sarf eden, tek bir insanın burnu kanamasın, tek bir insan yaşamını yitirmesin diye mücadele veren ve Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet eden, sizin kirli yüzünüzü ortaya çıkaran bir siyasetçi olduğu için mi bugün cezaevinde? İdris Baluken hangi suçu işledi? Konuşmaktan başka, siyaset yapmaktan başka ne suçu var?
ona verdiğiniz 16 yıllık cezayı biz Halkların Demokratik Partisi olarak tanımıyoruz. İdris Baluken Diyarbakır milletvekilidir ve İdris Baluken Türkiye halklarının güven duyduğu ve kendisini sevdiği, saydığı bir siyasetçidir. Abdullah Zeydan'ın, Ferhat Encü'nün ne suçu var? Bu arkadaşlarımız herhangi bir şiddet olayına karıştılar mı? Hayır. Bu arkadaşlarımız birini öldürdüler mi? Hayır. Bu arkadaşlarımızın yaptığı tek şey siyaset yapmak ve konuşmak. İfade özgürlüğü çerçevesinde halkımızın kendi bulundukları illerinde, seçildikleri seçim bölgelerinde siyaset yapmaktan başka ne suçları var? Selma Irmak kimi öldürdü? Burcu Çelik geçen hafta 7,5 yıl ceza aldı. 3 yaşındaki kızından kopardınız onu. 3 yaşındaki kızını evde bırakarak cezaevine giden Burcu Çelik'in siyaset yapmaktan başka ne suçu var? Çağlar Demirel partimizin grup başkan vekiliyken rehin alındı, şu anda cezaevinde. Gülser Yıldırım herhangi bir suçu yok. Hiçbir milletvekili arkadaşımızın şiddete bulaştığını ya da eline silah aldığını, birini öldürdüğünü hiç kimse iddia edemez. Dosyaları bomboş. Dosyalarda yüz kızartıcı ya da onları suçlu gösterecek herhangi bir ibare yok. Usulen planlanmış, siyasi bir karar verilmiş, HDP'li milletvekilleri tutuklanacak denmiş ve bu arkadaşlarımız 1,5 yıldır cezaevinde rehin olarak tutuluyorlar. Belediye eş başkanlarımız Gülten Kışanak, Bekir Kaya, Tuncer Bakırhan hangi suçu işlediler? Ama yerel seçimler geliyor. Sizin onların yerine atadığınız kayyumlara karşı orada yaşayan halkımız bunu bir namus meselesi olarak görüyor. Gülten Kışanak yine belediye başkanlık koltuğuna oturacak. Bekir Kaya belediye başkanlık koltuğuna oturacak. Tuncer Bakırhan belediye başkanlık koltuğuna oturacak. Seçimle alamadığınız, seçimle yenemediğiniz yerlerde oralara kayyumlar atayarak, oraları elimizden almaya çalıştığınız yerlerde ilk yapılacak olan seçimlerde halkımız size dersini verecek ve sizi o seçimlerde sandığın dibine gömecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın değerli arkadaşlar. Son olarak Türkiye'nin geldiği durumu, Suriye politikaları, savaş politikaları sonucunda yaşadığı ekonomik krizden de bahsederek bitirmek isterim. Özellikle doların 4 liranın üzerinde ve Erdoğan'ın dövizle bize operasyon yapılıyor demesini esefle karşılıyoruz gerçekten. Bugün doların 4 liranın üzerinde olmasının tek sebebi sizin MHP ile yaptığınız koalisyon ve Suriye'ye başlatmış olduğunuz savaş politikasıdır. Afrin öncesindeki doların kurunu biraz önce ifade ettim. Bugün gelmiş olduğu noktayı da söyledim. Ve gittikçe de artan, biraz önce Devlet Bahçeli'nin seçim tarihini açıklamasıyla birlikte bir kez daha doların fırladığını hepimiz gördük. Daha önce ne diyorlardı ekonomi meselesinde ya da dolar fırladığı zaman? Gezi lobisi diyorlardı, döviz lobisi diyorlardı. Şimdi bu doları bu noktaya getiren AKP, MHP ve OHAL lobisidir değerli arkadaşlar. Ve bu üç lobi üzerinden ekonominin geldiği nokta ortadadır. Çünkü demokrasi dibe vurdukça ekonomik kriz bu ülkenin gündeminde olmaya devam edecektir. Siz demokrasiye, insan haklarına, hukuka, adalete, yargıya bu kadar müdahale ederseniz ekonomik kriz Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman çıkmayacaktır. Aydın'da
Merve Çavdar adlı atanamayan bir öğretmen ne yazık ki dün akşam intihar etti ve hayatına son verdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaderli, kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi buradan ifade ediyoruz. Üzüntülerimizi paylaşıyoruz ve bir evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımızı da belirtmek istiyoruz. Elbette ki bu öğretmen arkadaşımızı intihara götüren hükümetin politikalarıdır. Örtülü ödenekten 3 milyar lira harcayacaksınız, kendi yandaşlarınıza makamlar, mevkiler, kadrolar, ihaleler dağıtacaksınız ama bir kardeşimizin atamasını yapmayacaksınız ve onun ölümüne sebep olacaksınız. Şimdi Ankara Haymana'da borcu nedeniyle bir çiftçinin ineklerine varıncaya kadar tüm malına haciz konulduğu örneğini de gördük geçen hafta. Ve çiftçi bankanın önüne gelerek feryat figan ediyor, sütü yere dökerek de protesto ediyor. Ve AKP yandaşları holdinglerin borçlarını sıfırlarken vatandaşa gelirken haciz uygulamasını ne yazık ki vatandaşın önüne koyuyor. Yani haciz koyan Ziraat Bankası. Çiftçiye kredi vermesi gereken banka Doğan Medya'nın satışı için AKP yandaşı medya patronuna 700 milyon dolar kredi kullandırıyor. Peki soruyoruz o zaman buradan. Medya ihalesine kredi kullandırmak hangi zirai faaliyete giriyor? Bunu Sayın Erdoğan'dan bekliyoruz. Tarım ve hayvancılığı bitirenler şimdi şeker fabrikalarını satışa çıkarıyorlar ve şeker fabrikalarının satışıyla birlikte de Türkiye'nin ekonomisini düzeltmeye çalışacaklarını zannediyorlar. Ama şeker fabrikalarında çalışan işçilerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Halkların Demokratik Partisi olarak şeker fabrikalarını kapattırmayacağız diyoruz ve sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz diyoruz. Değerli arkadaşlar, onlar Afrin türküleri söylemeye devam etsinler. Biz onlara Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atıp gideceğiz dediler ya, şimdi onlara buradan bir cevap veriyoruz. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazır olun diyoruz. Öyle bir tokat yiyeceksiniz ki Kürtlerden, Afrin'e giderken söylediğiniz şarkılar, türküler sizin boğazınıza takılacak. Kürtler size seçimlerde tokat atmaya hazırlanıyor ve Kürtlerin attığı tokatta feleğinizi şaşırtacak. Bunun için özellikle halkımızı, il ve ilçe belediye başkanlarımızı, il ve ilçe eş başkanlarımızı, tüm yönetici arkadaşlarımızı bir kez daha demokrasinin, insan haklarının, hukukun etrafında kilitlenmeye ve özgürlük mücadelesi vermeye devam etmeye çağırıyoruz. Hepimizin yolu açık olsun diyoruz. İyi ki geldiniz diyoruz. Bir kez daha hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hepinizin emeğine sağlık, hepinizin ayağına sağlık diyoruz. Sözlerimi bitirirken yarın Ezidi halkının Çarşamba Sor Bayramı'nı ben de kutluyorum ve IŞİD'in elinde rehin olarak tutulan kadınların bir an önce serbest kalması gerektiğini ifade ediyorum. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.